Merhaba sevgili beşler. Bugün sizlerle birinci dönem birinci örnek yazılı İngilizce sorularını paylaşacağız arkadaşlar. Hep birlikte İngilizce dersinde çalışalım ve inşallah İngilizce sınavından 100 alalım diyorum. Hazırsanız hemen ilk sorumuza başlayalım. Şimdi burada rakamları göreceğiz. Birlikte rakamların İngilizcelerini ve Türkçelerini istenenlerin karşılıklarını yazmaya çalışacağız. Arkadaşlar şu anda 5. sınıftasınız ve çok rahat bir şekilde 1000'e kadar sayabilmeniz lazım. Çünkü e, biz daha önceki videolarımızda da rakamlarla ilgili bir çalışma anlatmıştık sizlere. İşte sıfırdan başlayarak 100'e kadar akabinde 100'dan sonra 200, 300, 200, 300, 900'e kadar 900'e kadar ve sonrasında da 1000, 1000'e kadar çok rahat bir şekilde sayıp okuyabilmeniz lazım. So let's start with the first one. Write the numbers. This is 7. Arkadaşlar bu 7 ve bunu biz 7 diye okuyoruz. 15, 15 olarak karşımıza çıkıyor. Burada hatırlarsanız Sixteen Mesela 16 olursa 16, 17 olursa 17 şeklinde onlukları ifade ediyor benim için. TY olursa da 10, 20, 30 şeklinde onun katlarını ifade ediyordu. Bunu bir hatırlatalım. 11, 11 ve burada 8, 8 anlamına gelecek. Mesela 18 olursa 18 olacak. 80 olursa 80. Onu yazalım mı? Mesela 18 olursa bu 18 olacak. 80 olursa arkadaşlar bu 80 olacak. Yani T'ye onun katlarını T'in de 11, 12, 13 şeklinde onluğu ifade edecek bana. 20, 20 çok karıştırılan iki taneyi yan yana verdik. 20, 20, 12, 12 anlamına geliyor. 11, 12 sonrası biliyorsunuz 13 şeklinde 13, 14, 15 şeklinde devam edecek. Umarım açıklayıcı olmuştur. So now... Let's look at the days. Write the days of the week demiş. Yani haftanın günlerini yazmamızı istiyor bizden. Hemen başlayalım. Monday ilk gün pazartesi yazdı. Monday sonrasında ne var arkadaşlar? Tuesday. Tuesday şuraya yazalım. Sonrasında Monday, Tuesday, Wednesday, çarşamba. Monday, Tuesday, Wednesday ve sonrası perşembe, Thursday arkadaşlar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday Cuma günü ve Saturday Cumartesi hafta sonu için konuşuyorum. Bir de Sunday pazar anlamına geliyor. Biz bunların ikisine arkadaşlar weekend diyoruz. Yani hafta sonu şu beşinde de arkadaşlar weekdays diyoruz. Yani hafta içi günleri anlamına gelen bir kelime kullanıyoruz. Bu grubu ifade edebilmek için. Evet nasıl aramız İngilizce ile zorlanıyor muyuz? zorlanıyor muyuz arkadaşlar bu derste? Bence çok zor bir ders değil. Çok ezber bir ders de değil aslında. Dil öğrenmek çok keyifli. Siz mümkün mertebe şimdiden dili e, ee, hani iyi tutmaya çalışın. Dille aranızı iyi tutmaya çalışın. İleride gerçekten çok rahat edeceksiniz. Üniversite okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Complete the text with your personal information. Tamam biz şimdi bu paragrafı arkadaşlar yüzlüğe göre dolduracağız. Hello my name is yüzlük. Benim adım yüzlük. Evet. I'm from Turkey. From her zaman benim için ülke belirtiyor arkadaşlar. Yani country. Hangi country istediğimi yazacağım buraya. Name isim demekti biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor zaten. I'm from Turkey. Ben Türkiye'liyim. I'm Turkish diyebilirdi mesela burada. I'm Turkish. Ben Türk'üm anlamına gelirdi. Bu uyruk ifade eder. Bu ülke ifade eder. I'm e, ne diyebilirim? How many years old? I'm am one years old hatta one year old daha henüz bir yaşında olduğu için tekil söyleyebilir. İnşallah ileride 2, 3, 4, 5, 10 yaşlarına geldiğinde ten years old falan rahat bir şekilde diyebiliriz diye umuyorum. Tabii ki bunun için sizlerin bizi çok yoğun bir şekilde sıkı bir şekilde takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bu kanalın büyümesini istiyorsanız ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen yorumları bırakın ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Okay, let's start from the beginning. Hello, my name is Yüzük. I'm from Turkey. I'm one year old. I speak Turkish and English. English ve turkish yani Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Konuşmak fiilini kullandı burada yüzük için. My favorite classes are. Evet en sevdiğimiz dersleri söyleyeceğiz. En sevdiğimiz dersler. Favorimiz en sevdiğimiz anlamına geliyor. Favorite. My favorite classes are. Neyi seviyoruz en fazla arkadaşlar? Maths, matematiği çok seviyoruz. And e, English diyelim. İngilizceyi çok seviyoruz. Tabi Science da çok seviyoruz. Turkish de çok seviyoruz. Genel olarak yüzlük bütün soruları seviyor arkadaşlar. Fakat buraya en önemli hani iki tane yazmak gerekirse Maths and English diyebiliriz. Siz hangi dersleri seviyorsunuz arkadaşlar? En çok sevdiğiniz ders hangisi? Lütfen yorumları bırakın. Bizimle paylaşalım. Birlikte sohbet edelim diyelim. My favorite classes are Maths and English. But I don't like neyi sevmiyor olsun? Art diyelim sevmediği dersler resim dersi olsun. PE olabilir, geografi olabilir. Mesela ben coğrafya dersini hiç sevmezdim lisedeyken. Bunun gibi bir örnek vererek kendinize ait bu tarz personal information verebildiğiniz bir teksti doldurabiliyorsunuz kolay bir şekilde. 5. sınıf İngilizcesiyle. Bence gayet iyi bir bilgi anlamı, iyi bir durum ifade ediyor yani. Diğer sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerde. Soruları cevaplarına uygun olacak şekilde eşleştiriniz demiş. Where are you from? From bana ülke soruyor demiştim. O yüzden ne yapacağım? Burada ülke ile ilgili cevap veren I'm from France. Ben Fransalıyım dediği cevapla eşleştireceğim. Peki bunu yaptım. Devam edelim. What is your name? Name'in isim ad demek olduğuna herkes biliyor. Senin ismin ne? Benim adım Benjamin diyen yanıtla eşleştirdim. D'yi. How are you? Nasılsın? How old are you eğer bu gelirse how old kaç yaş anlamına geliyor ama how are you şeklinde soruluyorsa nasıl anlamına geliyor. O yüzden baktığımda ikisinin cevapları birbirlerinden farklı olacak haliyle başlangıç soruları hani soru kelimeleri aynı olduğu için öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Fakat how are you ve how old are you birbirlerinden farklı iki sorudur. How are you? Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hatta I'm fine. Thanks. And you diye de senin nasıl olduğunu sorabilirsin karşındakine. What languages do you speak? Language dil demek. Az önce my favorite language, my favorite classes diye konuştuk. Speak konuşmak demekti. Sen hangi dilleri konuşabiliyorsun? I speak French, Fransızca and English ve İngilizce konuşabiliyorum diyen e seçeneğiyle eşleştiriyorum. Şimdi burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bakın. Where are you from? I'm from France. What language do you speak? I speak French. Yani I'm from France. I'm French şeklinde. Ben Fransalı, Fransalıyım, Fransızım. Fransalıyım, Fransızca konuşuyorum şeklinde uyruk ve ülke eşleştirmelerine dikkat edin. How old are you? Sen kaç yaşındasın? I'm 10 years old diyen cevapla eşleştirmiş olduk diyorum. Evet umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Ben çok gerçekten faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Evet burada da yönler gerçekten çok önemli. Şimdi burayı da bu kısımla eşleştireceğiz ve anlamlarını size ifade etmeye çalışacağız. For example, yani örneğin bize ne sorabilirler? Excuse me, how can I go to cinema? Mesela şu şekilde bir soru. Yolda karşımıza bir turist çıktı mesela. Excuse me, how can I go to cinema? Ben sinemaya nasıl gidebilirim? How can I go to Sultanahmet? Sultanahmet'e nasıl gidebilirim? How can I go to Baker? İşte nasıl gidebilirim? Yani gitmek istediği yer her neresi ise o şekilde sorabilir. Sonra da biz de ona yön tarif ederken diyeceğiz ki cross the street, turn left, go straight, turn right şeklinde ifadelerle sağ git, sola git, düz git, caddeden karşıya geç diye ifade edeceğiz. Şimdi bakalım burada arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sağ doğru. Sağ olduğu için arkadaşlar right sağ demek. Turn right diyen C'yi buraya eşleştirelim arkadaşlar. Ne yapıyor? Karşıdan karşıya geçiyor. O sebeple bu arkadaşımız bizim için cross street yapıyor. Yani karşıya geçmek, karşı caddeye geçmek gibi ya da caddeyi caddenin karşısına geçmek gibi ifade edilebilir. Karşı caddeye geç, karşıya geç şeklinde A ile eşleştirdim. Düz gittiğini gösterdiği için straight düz demek. Yani hiçbir şeyi. Hatta bazen şöyle de olabiliyor. Go straight ahead de olabilir arkadaşlar. Bunu da bazen gösteriyorlar bu şekilde de kullanılabilir. Doğrudan go straight de kullanılabilir. Bunların ikisi de aynı anlama gelecek. Yani düz git anlamına gelecek. Bu sebeple de ile eşleştirdim. Ve son olarak da left yani sola döndü. Bu da sol demek olduğu için turn left'i de B ile eşleştirerek boşlukları doldurdum. Bu arada resimler gerçekten çok iyi çizilmiş. Resimleri çizen öğretmen arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Sizler de beğeniyor musunuz resimleri? Ben gerçekten çok iyi beğeniyorum. Bu resimleri ben çizmiyorum arkadaşlar. Benim maalesef resim çizme kabiliyetim çok iyi değil zaten az önce söylemiştim I don't like art demiştim resim dersini çok sevmiyordum çünkü çok becerikli değilim bu derste peki şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz burada da yeni tarz bir soruyla karşı karşıyayız bize bir ders programı vermişler From Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Every day I have four lessons, four classes. Her gün benim dört tane dersim olan bir ders programı görüyorum önümde. Ve soruyor bana when is physical education? Physical education yani beden eğitimi arkadaşlar. Ne diyor bana? When zaman soruyor bu arada. When zaman soruyor? Ne zaman? Beden eğitimi ne zaman diye soruyor. Bakıyorum arkadaşlar beden eğitimi pazartesi günü. O zaman ne demem lazım? When is diye sordu. PE PE is ya da PE yerine burada it de kullanabilirsiniz özne olarak. It is. Günlerden önce on kullanmayı unutmayın. Günlerden önce kullanmayı, on kullanmayı unutmayın. It is on Monday diyerek pazartesi günü physical education yani beden eğitimi dersim var demiş oldum. Which classes do you have on Thursday? Thursday, perşembe. Perşembe günü hangi derslerin var? Hangi derslere sahipsin? Bakalım perşembe günü maths and english var. My favorite classes are on Thursday for example. Benim en sevdiğim dersler perşembe günü. So ne diyeceğiz? E, maths pardon, maths and English. Şöyle de söyleyebiliriz. I have, hani you have diye sorduğu için soruda. I have maths and English on Thursday şeklinde de uzun bir yanıt da verebilirsiniz. Mesela İngiliz şeklinde kısa bir yanıt da verebilirsiniz arkadaşlar. Her ikisi de doğrudur. Bu öğretmeninizin istediği seçeneğe göre değişecek. How many classes? Kaç tane? Kaç tane dersin var? Kaç tane dersin var? Haftada, bir haftada. Hatta bir haftada diyelim. In a week diyor çünkü bir haftada. Bir haftada kaç dersin var? Bakıyorsunuz. Every day I have 4 lessons. 4, 8, 12, 16 and 20. 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16 and 20. Ne diyeceğiz o zaman? İstersek doğrudan 20 deriz. İstersek uzun cevap veririz deriz ki I have... 20 classes in a week. Haftada 20 dersim var şeklinde uzun yanıt ya da sadece 20 diyerek kısa yanıt da verebilirsiniz. İkisi de doğru. Dediğim gibi öğretmeninizin istediği yanıt seçeneğine göre değişecek arkadaşlar. Şimdi propositions'larla devam edeceğiz. Yani yer yön ifade eden kelimelerle. So let's start. On üzerinde demek arkadaşlar. Behind arkasında, in front of önünde, next to bitişiğinde, bunu near ile karıştırıyorlar. Near'da birazcık daha mesafe var arada. Bunu kenara yazayım. Bunun anlamı yanında demek. Between arasında, burada bir tane atlamışız. In içinde demek arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım birlikte top nerede? Where is the ball? Top nerede? Where is the ball? Top nerede? Okay, let's look at the first one. İlkine bakalım hemen arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Top burada iki kutunun arasında değil mi? O zaman ne yapmam gerekiyor? İki kutunun arasındaysa the ball is between The boxes ya da between two boxes iki kutunun arasında hemen görüyorsunuz. Emizardan sonra getiriyorsunuz yani kolay bir şekilde. Propositionı çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. The ball is burada nerede? Kutu kutun top kutunun içinde. The ball is in the box. Duyu onu yazması gerekiyordu yazmadı ben yazmış oldum. The ball is in the box. Devamında bakıyorum top kutunun önünde. The ball is in front of the box and the, ve son olarak lastly the ball is arkasında olduğu için behind the box şeklinde karşıma çıkıyor. Bunlar propositionlar. Anlamlarını lütfen Türkçeleriyle iyi bir şekilde öğrenin. Hem İngilizcelerini hem Türkçelerini ve emizardan sonra kullanım yaptığıma dikkat ederek siz de cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanın diyorum arkadaşlar. Evet umarım açıklayıcı oluyordur. Ve son sorumla devam ediyorum. Write the Turkish meanings of the words. Yani demiş ki kelimelerin Türkçe anlamlarını karşılarına yazın. So let's start with the first one. Hadi ikiyle başlayalım. Nice to meet you dedi. Tanıştığımıza tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi bunu ne zaman kullanırsınız arkadaşlar? Hello. What is your name? Hello, my name is Ahmet. Merhaba, senin adın ne? Benim adım Ahmet. What is your name? Senin adın ne? My name is Ayşe. Benim adım Ayşe diye iki insan tanıştı. O zaman tanışan kişi ilk defa tanıştıktan sonra diğerine diyecek ki nice to meet you. Diğeri de diyecek ki nice to meet you too. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Excuse me. Affedersiniz. Bakar mısınız? Özür dilerim. Pardon şeklinde karşıma çıkan bir kelime. Spanish Spain olsaydı arkadaşlar hani Spain olsaydı İspanya anlamına gelecekti. İspanya. Bu bir ülke biliyorsunuz. Where are you from? I am from Spain. What is your language? I am Spanish. My language is Spanish. İspanyolca şeklinde karşıma çıkan bir dil ismi olacak. Country ülke. Bunu soran soru neydi arkadaşlar? Where are you from? Where are you from? I am from Spain. Mesela İspanya bir ülkedir şeklinde cevap vermiş olduk. Toy shop, toy oyuncak olduğu için oyuncak dükkanı yani oyuncakçı diyebiliriz bunu arkadaşlar. Butcher kasap. Bunun dışında işte bir sürü var değil mi? Yani aklınıza gelebilen işte florist var, çiçekçi. Library var, kütüphane. Yer soruyorsa mesela aynı şekilde sinema sorabilir, school sorabilir, okul. Farmasi, eczane. Hospital var, hastane. Ondan sonra mosk var, cami. Başka aklımıza gelen bank var, banka. Police station var, polis istasyonu. İşte dediğim gibi sinema var. Tiyatro var şeklinde bunlar devam ediyor. Yani bir sürü yer yön var. Ben hepsini tabii ki buraya yaz, yazmam mümkün değil. Aynı şekilde bir sürü dil ve e, ülke var. O yüzden sadece belli başlı olanlarını yazdım. Siz anlamlarını merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Biz de açıklamaya çalışırız arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. E beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizi düzenli olarak takip edip yorum bırakan sevgili Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ve sevgili Doktor Refik, Refik Saydam, Doktor Refik Saydam Öğretim Okulu öğrencilerine buradan kocaman sevgiler, selamlar. Onlarla birlikte hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.